Evet değerli arkadaşlar, Avrupa tarihi ünitesiyle karşınızdayız. Şimdi Avrupa tarihini 3 bölümde inceleyeceğiz arkadaşlar. Orta çağda Avrupa, yeni çağda Avrupa ve yakın çağda Avrupa. Avrupa dediğimiz zaman arkadaşlar, Türkleri etkileyen olayların ya da Türklerin etkilediği olayların yaşandığı bölümleri göreceğiz. Bakalım Avrupa tarihinin ilk başlığı Orta Çağ'da Avrupa. Arkadaşlar Avrupa'da Orta Çağ bize göre kavimler göçüyle başlamıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen evet şuradan teknolojiyle olan sınavımızı sürdürelim. Kalemimizi seçelim. Önce akıllı kalemimizi seçelim. Sonra rengimizi seçelim. Evet, sonra kapatalım. Sonra onu kapatalım. Kapan. Sonra indirelim. Evet. Arkadaşlar, Orta Çağ'da Avrupa dediğimiz zaman Orta Çağ ne zaman başlar? 375'te. Peki ne zamana kadar sürer? 1453 İstanbul'un fethine kadar sürer. İşte Orta Çağ dediğimiz süre zarfı budur. Peki Orta Çağ kavimler göçüyle başlamış bir dönemse, Orta Çağ'ı başlatan kavimler göçünün Avrupa'ya etkileri nelerdir? Türk tarihine ilişkin etkilerini konuştuk. O Türk tarihini bağlıyor. Avrupa'ya ilişkin etkileri madde 1, feodalite. Arkadaşlar kavimler göçüyle birlikte Büyük Roma İmparatorluğu parçalanmıştı. Büyük Roma İmparatorluğu parçalanınca Batı Roma ve Doğu Roma diye iki bölüm kalmıştı. Peki Batı Roma neydi arkadaşlar? Batı Roma İtalya, bugünkü İtalya Roma merkezli Batı Roma. Doğu Roma neresiydi? İstanbul merkezli Bizans. Peki Batı Roma arkadaşlar ne oldu? 470'li yıllarda yıkıldı. Peki Batı Roma yıkılınca arkadaşlar Avrupa'da bir otorite boşluğu oldu. Avrupa topraklarında bölgesel güçler ortaya çıkmaya başladı. Bu bölgesel güçler arkadaşlar bulundukları alanlarda ne yaptılar? Kendi hakimiyetlerini ilan ettiler. Biz bulundukları alanları yöneten bu küçük sınırlara sahip bölgelere ne diyoruz? Derebeylikler diyoruz. Peki bu derebeylikler arkadaşlar, dikkat, derebeylikler hangi yönetim biçimi ya da hangi rejimin içinde isimlendirilir? Feodalite içinde isimlendirilir arkadaşlar. Feodalite, derebeyliklere dayalı, merkezi otoriteden yoksun Avrupa yönetim dönemidir ya da Avrupa yönetim şeklidir. Peki feodal beyler ya da feodal yönetimler nasıl kurulur? Arkadaşlar feodal beyler süzeren denilen üst sınıf insanlardır. Emrederler. Bunların emrinde yaşayan vassal adı verilen ahali vardır. Bunlar fakir köylülerdir. Bir nevi kölelerdir. Peki senyörler asil, soylu ve zengin kişilerdir. Rahipler din adamlarıdır. Burjuvalar ticaretle zenginleşmiş kesimdir. Köylüler arkadaşlar en haksız, en ne diyelim ezik sınıftır bu grup içerisinde arkadaşlar. En ezik sınıftır diyoruz köylülere. En ezik sınıftır. Peki feodum nedir arkadaşlar? Feodum feodal topraklara verilen isimdir arkadaşlar. Feodal topraklara verilen isimdir. Arkadaşlar feodal topraklarda işleyiş şöyle ilerler. Bizdeki ikta var ya, İkta'nın benzeridir. Tamam mı? İkta'nın benzeridir. O zaman feodal yönetim içerisindeki terimlerimizi ne yapmış olduk? Süzereni, vassalı, senyörü, rahibi, burjuvayı, köylüyü ve feodumu görmüş olduk arkadaşlar. Peki 843 Verdun Antlaşması'nın konumuzla ne alakası var? Arkadaşlar 843 Verdun Antlaşması bugünkü Fransa'nın ve bugünkü Almanya'nın temelini atan antlaşmadır. Temeli atıldı. Peki bu antlaşma Avrupa'daki bu feodal yönetimler arasında uzun süren savaşlar sonunda arkadaşlar. Uzun süren savaşlar sonunda. Ne olmuştur? 843'te bu antlaşma imzalanmıştır. Bu antlaşmayla birlikte arkadaşlar Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu diye bildiğimiz Roma Cermen İmparatorluğu temelini attı. O imparatorluğun bugünkü yansıması da Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleridir. Peki feodalite bu sistemde ne oldu arkadaşlar? Dikkat ediniz, yasal bir geçerlilik kazandı. Yani feodaliteye, derebeylik sistemine yasal bir geçerlilik kazandıran anlaşmanın adı da nedir? Verdun Antlaşması'dır. Peki Orta Çağ Avrupa'sının siyasi şekli hemen hemen bu. Peki
Orta Çağ Avrupa'sında kilise ve papalık deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Dikkat! Sıkı lastik düşünce sistemi. Bak, sıkı lastik. Bu sıkı lastik insanları sıkıyor. Nereden sıkıyor? Bilimde, edebiyatta, sanatta, kültürde, faaliyetlerde, siyasette, askerlikte, her şeyde. Kilise her şeye karışıyor arkadaşlar. Peki hangi kilise karışıyor? Katolik kilisesi. Hocam Katolik derken o zaman dikkat. Şimdi biz bir iki tane konsül görelim. 325 İznik konsülü, 451 Kadıköy konsülü. Arkadaşlar bu konsüllerle birlikte Hristiyanlık ya da Hristiyanlık dini Ortodoks ve Katolik olmak üzere iki mezhebe ayrılıyor. Tamam mı? Katolik ve Ortodoks mezheplerinin, kiliselerinin kurulması bu şekildedir. Arkadaşlar Katolik kilisesinin merkezi Roma yani Vatikan'dır. Ortodoks kilisesinin merkezi İstanbul'dur. Peki şurayı bir temizleyelim. Skolastik düşüncenin kilisenin her şeye karışması olduğunu söyledik. Arkadaşlar Papa'nın yönettiği, dikkat et, Papa'nın yönettiği Vatikan, Katolik kilisesinin merkezidir. Arkadaşlar Patriğin yönettiği İstanbul, Fener, Rum Patrikhanesi, dikkat ediniz, Ortodoksların merkezidir. Arkadaşlar günümüz dünyasında Ortodoks mezhebinin çeşitli kiliseleri var. Mesela Rus Ortodokslarının kilisesi ayrı, Ermeni Ortodokslarının kilisesi ayrı, Rum Ortodokslarının kilisesi ayrı. Ama eskiden İstanbul'daki, dikkat ediniz, İstanbul'daki Rum Patrikhanesi demeyelim biz buna, ne diyelim? Ortodoks Patrikhanesi diyelim. Allah Allah, tahta kafayı yedi. Ortodoks Patrikhanesi arkadaşlar İstanbul merkezliydi. Katolik Kilisesi de Vatikan merkezlidir. Evet, işte arkadaşlar kavimler göçünden sonra Avrupa'da oluşan korku ortamında bu Katolik Kilisesi ne yapacak biliyor musunuz? Skolastik düşünceyi uygulayacak. Peki, skolastik düşünceden Ortodoks Hristiyanlar etkilendi mi? Hayır. Neden? Çünkü Ortodoks Hristiyanlar arkadaşlar İstanbul merkezli ve onlar bir süre sonra özellikle İstanbul'un fethinden sonra nereye girecekler? Türklerin, Müslümanların kontrolüne girecekler. Ve arkadaşlar Avrupa'daki birçok baskı ortamından bunlar zarar görmeyecek. Daha çok Katolikler arasında yaşanacak mezhep savaşları. Peki arkadaşlar Engizisyon nedir? Engizisyon Katolik Kilisesi'nin kurduğu kilise mahkemesidir. Kiliseye karşı suç işleyenlerin yargılandığı mahkeme. Bu mahkemede verilen bir ceza, afaros, dinden çıkarma. Mesela ben kiliseye aykırı bir şey yaptım. Kilise ne yapıyor? Beni dinden kovuyor. Nereden belli olacak dinden kovuldum? Alnıma bir mühür basıyor böyle. Dağılıyor alnımı demirle, sıcak demirle, kızgın demirle yakıyor. Ben artık insanlar arasında dolaşamıyorum. Niye? Diğer insanlar da kiliseden çekindiği için benimle muhatap olmuyorlar. Peki daha komiğine enterdi. Bir ülkenin dinden çıkarılması arkadaşlar. Ülkenin hükümdarıyla birlikte dinden atılması. Peki endülijans nedir? En komiği de bu. Size bir fıkra anlatayım arkadaşlar. Adamın biri Katolik Kilisesi'nin önünde gezerken Vatikan'da. Arkadaşlar bir bakıyor ki kuyruk var. Ne kuyruğu bu diyorlar? Ya diyor işte kilise cennetten tapu satıyor diyor. Cennetten satılan tapuların adı Endülüjans'tır. Adam merak ediyor, giriyor sıraya. Sıra bitiyor, kendisine geliyor. İçeri giriyor. Ne satıyorsunuz diyor. Cennetten tarla, arsa satıyoruz diyor. Endülüjans veriyoruz diyor. Adam diyor ki ya arkadaş bırakın Allah'ını seviyorsan diyor. Gidip gelen oldu mu ne biliyorsunuz falan filan. Kilise diyor ki almayacaksan git kardeşim. Adam da diyor ki tamam la diyor bana cehennemin hepsini verin. Papazlar birbirine bakıyor. Deli midir la bu diyorlar. Ve sonuç arkadaşlar adam cehennemin hepsini alıyor. İyi de bir para ödüyor. Kilisedeki papazlar bunun arkasından gülüp eğlenirken bu adam dışarı çıkıyor. Diyor ki oğlum boşa beklemeyin. Cehennemin hepsini ben aldım. Hiçbirinizi kendi toprağıma sokmayacağım. E siz de mecbur cennete gideceksiniz. Bütün kalabalık dağılıyor. Kilisenin satışları duruyor. E kilise ne yapıyor? Adamın peşine düşüyor arkadaşlar. Adamdan geri almak istiyorlar cehennemi. Lakin adam ne yapmıyor? Hala pazarlık yapıyor. Arkadaşlar bu fıkra aslında Martin Luther'in reform hareketleri sırasında kiliseye verdiği endülijans tepkisinin aslında biraz ne diyelim komedize edilmiş hali, komedik hali diyebiliriz. Peki, skolastik düşünce sistemi Avrupa'da
orta çağ boyunca egemen olmuştur. Şu enstrümanlar da kilisenin enstrümanlarıdır arkadaşlar. Devam ettik. Arkadaşlar işte orta çağ Avrupa'sında ortaya çıkan bazı önemli güç merkezleri. Dikkat ediniz arkadaşlar. Günümüz devletlerinin orta çağdaki topraklara dağılışını ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Evet. Arkadaşlar orta çağın güçlü devletleri. Bakınız. Orta çağın güçlü devletlerini bir tık geri gittiğimiz zaman göreceğiz. Endülüs Emevileri. Dikkat. Kutsal Roma Cermen'i göreceğiz. Ama Bizans'ı gördükten sonra. Selçukluları göreceğiz arkadaşlar. Sonra Mısır'da kurulan Türk devletlerini göreceğiz arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar Avrupa'da Bizans, Batı Roma, Kutsal Roma Cermen, Endülüs Emevileri. Asya'da Türk hakanlıkları var. Mesela Göktürkler var. Uygurlar var. Akabinde Hazar Hakanlığı var. Sonra Türkistan devletleri geliyor işin içine. Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular çok önemli bir devlet arkadaşlar. Dikkat et. Büyük Selçuklular. Peki sonra Sasani İran devleti. Sonra Arap devletleri arkadaşlar. Yani İslam devleti. Abbasiler. Sonra Emeviler. Bu dönemin güçlü devletlerini oluşturuyorlar arkadaşlar. Orta çağın en önemli askeri olayı nedir arkadaşlar? Haçlı seferleridir. Neden yapıldığını konuşacağız Haçlı seferlerinin. Arkadaşlar Haçlı seferinin dini nedeni. Efendim Hristiyanlığı yaymak. Başka? Hristiyanlığın kutsal merkezi Kudüs'ü ele geçirmek. Peki siyasi nedeni nedir arkadaşlar? Siyasi neden gayet basit. Türkleri durdurmak. Türkler akın akın batıya ilerliyor çünkü. Peki bir diğer siyasi neden nedir arkadaşlar? Avrupa'daki senyör ve şövalyelerin ün ve toprak kazanma arzusu arkadaşlar. Dikkat et senyör ve şövalyelerin. Peki ekonomik neden ne olabilir? Topraksız fakir köylülerin toprak kazanmak için Avrupa'da Papa'nın kışkırtmasıyla Orta Doğu'ya yönlendirmesi. Diyor ki Orta Doğu acayip zengin. Ticaret merkezleri, tarım alanları, gani, para çok diyor. Dolayısıyla ekonomik, siyasi, dini nedenler arkadaşlar Haçlı seferlerini başlattı. Peki biz bu seferlere neden Haçlı seferleri diyoruz? Çünkü arkadaşlar kiliseye bağlı bazı tarikatların bu seferlere üzerlerinde haç çizili kıyafetlerle katıldığını görüyoruz. Ve o yüzden bu seferlere Haçlı seferleri diyoruz. Evet arkadaşlar işte tarih boyunca düzenlenen önemli Haçlı seferleri. Bakınız birinci Haçlı seferi. Kırmızı okla gösterilmiş. Alan geliyor böyle. Nereye kadar ilerliyor? Kudüs'e kadar. Amacına ulaşmış mı? Evet. Bakınız ikinci Haçlı seferi. Kısa noktalarla gösterilmiş. Nerede ikinci Haçlı seferi? Bakınız Kudüs'e ulaştılar mı? Akka'da yenildiler. Bakınız burada ne yaptılar? Antakya'da yenildiler. Amacına ulaştı mı? Hayır. Arkadaşlar üçüncü sefere bakıyoruz. Direkt bir ok arkadaşlar. Üçüncü Haçlı seferi nerede kaldı? Dikkat ediniz. Halep, Humus ve Hıttin bölgesinde kaldı. Peki dördüncü sefere bakıyoruz arkadaşlar. Açık renkli gri okumuz. Bakınız dördüncü seferde İstanbul'da kaldı. Beşinci ve altıncı seferlerden sonrası arkadaşlar. Sarı oklarla gösteriliyor. Bunlar deniz yoluyla yapılan seferlerdir. Peki hocam Haçlı seferleri içinde bana spesifik bir şey söyle. Al sana spesifik bir bilgi. Çocuk Haçlı seferleri. Şimdi bununla ilgili iki tane yargı var. Kilise arkadaşlar bu seferlerin amacına ulaşmamasının sebebi olarak dikkat et Roma'daki Vatikan Kilisesi. Seferlerin amacına ulaşmaması olarak sebep neyi gösteriyor biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanların kirli ruhlarını gösteriyor, günahkarlıklarını gösteriyor. Ve yaş ortalaması 15 olan çocuklardan oluşan Haçlı ordusunu Roma'da, efendim Venedik'te, Fransa sahillerinde gemilere dolduruyorlar. Ve bu çocuklar arkadaşlar Orta Doğu'ya gönderiliyor. İşte çocuk Haçlı seferleri de tarihe böyle geçmiştir. Arkadaşlar şimdi Haçlı seferlerini madde madde görelim. Birinci Haçlı Seferi. Papa 1. Urban kışkırttı. 1. Kılıç Arslan karşı koydu. Hangi taktikle? Vur ve kaç. Neden? 1. Haçlı Seferi'nde Anadolu'ya 1 milyonun üzerinde insan girdi. Ve İznik olan başkenti Konya'ya taşımak zorunda kaldı adam. Vur kaç taktiğiyle Anadolu'daki Haçlılar arkadaşlar biçe biçe gönderdi. Bak
haritaya geri dönersek ve haritayı temizlersek arkadaşlar, Anadolu'da İzni'ye giren Haçlıların akın akın Antakya ve Kudüs'e ilerlediklerini göreceğiz. Kılıç Arslan da bunlara karşı ani saldırılar yapıyor, vurkaç yapıyor ve zarar verdiriyor. Arkadaşlar, Anadolu'ya 1 milyon kişi giren Haçlılar Antakya'dan çıktıklarında 60 bin kişi kaldılar. Yani Kılıç Arslan vurkaç taktiğiyle Anadolu'ya 940 bin Haçlıyı yedirdi. Anadolu'nun toprakları bu yüzden çok verimlidir. Özellikle bu güzergah. Bu güzergahta arkadaşlar doğal gübre vardır. Haçlılar. Peki arkadaşlar, Kudüs, Antakya ve Urfa kontlukları kuruldu. Dikkat ediniz, Haçlı seferlerinde Kudüs'e ulaştı adamlar. Peki ikinci sefer, İmamettin Zengi Urfa'yı alınca Krallar Seferi diye de bilinen, arkadaşlar dikkat ediniz, Krallar Seferi diye de bilinen ikinci Haçlı Seferi başladı. Bu sefere Alman Kralı Konrad ve Fransa Kralı 7. Louis katıldı arkadaşlar. Bu sefer amacına ulaştı mı? Hayır. Arkadaşlar, üçüncü sefere bakıyoruz. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçlılardan geri alınca, dikkat ediniz, Hıddin Savaşı'yla arkadaşlar, Hıddin Savaşı'yla Kudüs'ü Haçlılardan geri alınca İngiliz Kralı Arslan Yürekli Richard, Alman Kralı Frederick Barbarossa ve Fransa Kralı Philip Auguste'un katıldığı arkadaşlar 3. Haçlı Seferi başladı ki 3. Haçlı Seferi'nde de Müslüman Türk orduları Haçlıları mağlup etti. Bunların bir kısmı öldü, bazıları da zor şer ülkelerine geri döndü. Peki arkadaşlar, 4. Haçlı Seferi, Papa 3. Innoctetus çağrısı ile toplandı. Arkadaşlar, 4. Haçlı Seferi aslında Mirya Kefelon'un intikamını da almak istiyor. Ama 3. seferde alamadıkları Mirya Kefelon intikamını 4. seferde de alamayacaklar. Çünkü bu sefer arkadaşlar Bizans'ın elinde patlayan sefer olacak. Latin Avrupa'dan toplanan Haçlılar aç, sefil, bilaç İstanbul'a bir geliyorlar. Her yer zenginlik akıyor. Ne yapıyorlar? İstanbul'u işgal ediyorlar. Arkadaşlar, 4. Haçlı Seferi 1204 yılında İstanbul'un işgal edilmesiyle sonuçlanmış ve İstanbul 50 yıl boyunca Latin işgali altında kalmıştır. İşte bu Katolikler ve Ortodokslar arasındaki ayrılığı da artırmıştır. Katolik Ortodoks düşmanlığının arkadaşlar nedenleri arasında hangisi vardır derse işte bu vardır. Peki arkadaşlar, haritada gösterdiğimiz 5. 6. 7. ve 8. Haçlı seferleri doğrudan Kudüs ve Mısır üzerine deniz yoluyla yapılmıştır. Bunların da birçoğu amacına ulaşamamıştır. Arkadaşlar, Haçlılar ne Anadolu'yu ele geçirebildiler ne de Kudüs'te kalıcı olabildiler. Ama bu seferlerin sonucu arkadaşlar dini açıdan ne oldu? Bir kere kilisenin güven kaybettiğini görüyoruz. İnsanlar kilisenin bütün kışkırtmalarının yalan olduğunu gördü. Türklerin kafatasından şarap içeceksiniz. Cennette araziniz garanti. Mesela Cennetin Krallığı diye bir Hollywood filmi var. İzleyin arkadaşlar. Dini açıdan en önemli sonuçlardan biri budur. Peki siyasi açıdan sonuç. Arkadaşlar, Avrupa'da macera arayan senyörler, şövalyeler ve kontlar bu sefere katılınca merkezi krallar oluşan boşlukta onların topraklarını da ele geçirdi. Ve merkezi krallıklar Avrupa'da güçlenmeye başladı. Peki askeri açıdan sonuç. Arkadaşlar, Avrupalılar Türklerin ve Müslümanların silah teknolojisini gördüler. Onlardan esinlendiler. Peki bilimsel gelişmeler. Dikkat! Çin icatları, Talas Savaşı ile Arapların öğrendiği Çin icatları Avrupa'ya geçti arkadaşlar. Peki nedir bu icatlar? Barut, matbaa ve pusula. Bunlar Avrupa'da arkadaşlar 3 önemli olayın başlangıcı olacak. 1. Barut feodalitenin yıkılmasını sağlayacak. Matbaa Rönesans'ın yayılmasını sağlayacak. Pusula coğrafi keşiflerin yayılmasını sağlayacak arkadaşlar. Dolayısıyla Haçlı seferleri amacına ulaşamasa da amacının çok dışında Avrupalıların çok daha işine gelen sonuçlar ortaya çıkardı. Peki Orta Çağ'da arkadaşlar dikkat ediniz. Önemli bilginler. Roger Bacon arkadaşlar, ÖSYM isim soruyor. İsim sormayı da seviyor. Dikkat ediniz. Roger Bacon arkadaşlar deney ve gözlemsel bilgiyi vurgulamıştır. Ve eserlerinde Hristiyan felsefesini de ne yapmıştır arkadaşlar? Önem vermiştir. Peki Thomas Aquinas arkadaşlar Hristiyan filozoftur. Bu da arkadaşlar dikkat ediniz, Hristiyan filozof neyi vurguluyor arkadaşlar? Felsefi bilginin, bilimsel bilginin mutlaka Katolik Kilisesi öğretileriyle uyuşması gerektiğini vurguluyor. Diyoruz ve
Arkadaşlar, Orta Çağ Avrupa'sının önemli olaylarından bir tanesi. Yüzyıl Savaşları, sonrasında Çiftegül Savaşları, Çiftegül Savaşları'ndan sonra da Magna Carta. Arkadaşlar, Yüzyıl Savaşları, dikkat ediniz, 1453-116. Arkadaşlar, 13'ten 6 çıktı, kaç kaldı? Kaç kaldı? 7 kaldı. Arkadaşlar, burada 4 kaldı. 1 çıktı, 3 kaldı. 4'ten 1 çıktı, 3. Bakınız, Yüzyıl Savaşları'nın başladığı tarih. 1337 yılında İngiltere ile Fransa arasında başlayıp 1453'e kadar süren, dikkat ediniz, Yüzyıl Savaşları İngiltere'ye de Fransa'ya da ciddi zararlar verdi. Arkadaşlar, bu savaşlardan sonra Fransa milli birliğini kurma yolunda önemli bir adım attı. Peki, İngiltere'de Yüzyıl Savaşları'ndan sonra kendi içerisinde ne başladı arkadaşlar? Hanedan savaşları başladı. Peki, bu hanedan savaşlarına biz ne diyoruz? İşte Çiftegül Savaşları diyoruz. Aslında biz demiyoruz, kendileri diyor. Niye? Çünkü bir hanedanın sembolü beyaz gül, bir diğerininki kırmızı gül. O zaman İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı vardı. Beyaz gül, kırmızı gül. Güller arasından gelir. Bu savaş nereden gelir? Çiftegül Savaşları. Dikkat, İngiltere. Peki, Çiftegül Savaşları'ndan sonra İngiltere'de arkadaşlar Tudor Hanedanı iktidarı ele geçirecek. Her iki savaşan hanedan da zayıflayınca Tudorlar çıkacak, iktidarı alacaklar. Peki, Magna Carta nedir? Arkadaşlar, Orta Çağ Avrupa'sında önemli bir olaydır Magna Carta. Şuraya yazı verelim. Arkadaşlar, İngiliz kralı Yurtsuz John ile feodal beyler savaştı. Sonunda bu anlaşma imzalandı. Nedir Magna Carta? Arkadaşlar, bir sözleşmedir. Karta, sözleşme, senet demek. Magna, büyük, büyük senet. Peki neyi vurguluyor bu? Kral, feodal beylerin mal ve mülklerine saygılı olacak, kafasına göre vergi koymayacak. Feodal beyler de kralın emrini uygulayacak. Arkadaşlar, ilk anayasal gelişme olarak kabul edilen bu olay, İngiltere'de gerçekleşmiştir. Evet, Magna Carta, Orta Çağ'ın en önemli siyasi evraklarından bir tanesidir diyoruz ve Orta Çağ'daki Avrupa gelişmelerini noktalıyoruz arkadaşlar. Bu arada şunu unutmayınız. Orta Çağ'da saz bizim elimizde, biz çalıyoruz. Yani Orta Çağ'ın hakim gücü Türk ve İslam devletleridir. Peki Yeni Çağ ne zaman başladı arkadaşlar? 1453'te İstanbul'u fethettik. Uyuyan yılanı uyandırdık. Ne zamana kadar sürdü? 1789 Fransız ihtilaline kadar sürdü. Arkadaşlar, şimdi 1453 İstanbul'un fethi neden yeni çağa başlattı diye kabul edilir? Ya da neden bir çağa açıp bir çağa kapattı diye kabul edilir? Çok kolay. Arkadaşlar, yeni çağın başlamasına sebep oldu çünkü İstanbul fethedildiği için bütün ticaret yolları Türklerin eline geçmiş oldu. Böylelikle Avrupalılar kendilerini denizlere atıp yeni keşifler, yeni yollar aramaya başladılar. İstanbul'dan kaçan Bizanslı bilginler Türklerle mücadele edebilmek için İtalya'ya giderek burada bilimsel çalışmalar yaptılar. Arkadaşlar, bu bilimsel çalışmaların sonucunda ve coğrafi keşiflerle birlikte zenginleşmenin sonucunda kilisenin öğretilerinin yalan ve üfürük olduğu anlaşıldı ve reform hareketleri başladı. Yeni Çağ Avrupa'sının en önemli 3 olayı işte budur. Coğrafi keşifler, Rönesans, reform. Peki bu olaylara sebep olan temel gelişme nedir? Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetmesidir arkadaşlar. Peki Fatih İstanbul'u fethederken neyi kullandı? Top kullandı. Şahi ve havan toplarını. Peki bu top Avrupa'da feodalitenin yıkılmasına sebep olacak mı? Feodalitenin yıkılmasına zemin hazırladı. Top silahı. Peki arkadaşlar, şimdi bir bakalım. İstanbul'u fethetti Türkler. İstanbul Türklere geçti. Bütün yollar Türklerin elinde. Neden coğrafi keşifler yapıyoruz? Dikkat! Yeni yollar bulmak için. Neden yeni yollar bulmak istiyor Avrupalılar? Çünkü tüm ticaret yolları Türklerin elinde. Peki sürece bakıyoruz arkadaşlar. Süreç 15. yüzyılda başladı. 15. yüzyılda
Kilise insanlara, özellikle denizcilere şunu diyor: aman diyeyim, çok fazla sağa sola gitmeyin. Neden? Çünkü bakınız, şöyle bir klasörümüz var burada. Klasörümüzü aldık. Kilisenin öğretilerine göre dünya dümdüz bir tepsi. Çok şu yanına giderseniz düşersiniz. Çok bu yanına giderseniz de düşersiniz. Ama arkadaşlar, bu üfürük Biruni ne dedi? Arkadaş dedi. Dünya dedi yuvarlak yuvarlak. Nereye gidersen git, gittiğin yere tekrar gelirsin. Dolayısıyla bazı cesur denizciler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunlar kilisenin öğretilerine karşı çıkarak ne yapıyorlar? Ticari geziler, seyahatler yapmaya başlıyorlar. Peki bunların bu seyahatlerini kimler destekliyor? 1- Burjuvalar, zenginler. 2- Krallar. Neden? Krallar kilisenin baskısından bunu almış. Kralların ve burjuvanın desteklediği cesur denizciler denize açılıyor. Bunlardan bir tanesi Christophe Colomb arkadaşlar. Amerika kıyılarına ulaşıyor. Ama Kamil burayı Hindistan sanıyor. Farkında değil. Kolombiya diye anılan bölge bugün bu onun adını alır arkadaşlar. Peki Amerika'nın yeni bir kıta olduğunu fark eden adam kim? Amerika Vespucci. Bura yeni bir kıta arkadaş diyor ve Amerika kıtası keşfediliyor. Amerika keşfedilince ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Amerika'dan altın, Amerika'dan domates, patates, Amerika'dan lama dünyaya yayılıyor. Tüküren deve, lamayı biliyorsunuz. Peki Bartolomé Diaz arkadaşlar, Vasco de Gama. Bartolomé Diaz nereyi buldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ümit burnunu buldu. Ümit burnu neresi biliyor musunuz? Güney Afrika'nın en ucu. Yani şöyle dolandığınız zaman nasıl gösterelim? Şurada gösterelim bak. Şurada gösterelim. Avrupa kıtası, şöyle şematik göstereyim. Bitişiğinde Asya kıtası arkadaşlar. Hemen şöyle altta uzanan Afrika kıtası var. Şimdi Avrupa'dan yola çıkınca diyor, şurayı geçiyor. İşte Ümit Burnu şurası arkadaşlar. Tamam, Ümit Burnu burası. Peki Ümit Burnu'nu geçtiğin zaman nereye gidiyorsun? Hint limanlarına gidiyorsun. Hint limanlarına ilk ulaşan denizci kim? Vasco de Gama. Peki Magellan neye başladı arkadaşlar? Dünya turuna başladı. Magellan'ın başlattığı dünya turunu kim tamamladı? Del Cano tamamladı. Magellan neden bu turu tamamlayamadı? Çünkü Filipin adaları yakınlarında, yani şuralarda bir yerde yerliler tarafından öldürüldü. Onun turunu tamamlayan Del Cano, dünyanın yuvarlak olduğunu, devamlı batıya ya da devamlı doğuya gidilirse aynı yere tekrar gelineceğini kanıtlamış oldu. Peki coğrafi keşiflerin sonuçları. 1- Yeni yollar bulundu. Dikkat, yeni Hristiyanlar. Çünkü coğrafi keşiflerden sonra kilise söylediklerini hemen unuttu ve ne yaptı? Hristiyan misyonerleri hemen dünyanın yeni bulunan yerlerine gönderdi. Ve dünyanın yeni bulunan yerlerinde arkadaşlar dikkat ediniz. Gıda maddeleri, yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları, özellikle insan gücü Avrupa'ya taşındı. Kölecilik dünyaya yayıldı arkadaşlar. Coğrafi keşifler Avrupa'nın sömürgeciliğine en güzel örnektir. Hocam sömürgecilik burada mı başladı? Hayır. Sömürgecilik arkadaşlar ilk çağ toplumlarından beri var. Peki coğrafi keşiflerin sonucu, Avrupa'da ortaya çıkan madene dayalı zenginlik anlayışının adı merkantilizmdir. Madene dayalı zenginlik anlayışı. Eskiden feodal dönemde, orta çağda zenginliğin kaynağı neydi arkadaşlar? Zenginliğin kaynağı, dikkat ediniz, topraktı. Ne kadar toprağın var o kadar zenginsin. Şimdi zenginliğin kaynağı ne? Maden, para. Peki arkadaşlar, orta çağdan yeni çağa geçiş, coğrafi keşifler önemli bir dönemeç. Şimdi arkadaşlar Rönesans'a göz atalım. Rönesans'a göz atıyoruz. Arkadaşlar Rönesans nerede başladı? İtalya'da. Neden İtalya? Çünkü İtalya'da şehir devletleri var. Şehir devletler olduğu için merkezi baskı, otorite zayıf. Bu yüzden insanlar daha rahat hareket ediyorlar. Bir. Bir ikincisi arkadaşlar, Sicilya diye bir ada var. Sicilya'da İslam kültürü ve medeniyetinin etkisi çok. Aynı zamanda arkadaşlar İstanbul'un işgalinden sonra kaçan Bizanslı bilginler İtalya'ya geldi. O yüzden Rönesans İtalya'da başladı. Peki İtalya'da başlayan Rönesans hareketlerini, bilim ve sanattaki yeniden doğuşu, burjuva adı verilen zenginler destekledi. Burjuva adı verilen zenginler bilim adamlarını himaye etti arkadaşlar. Dikkat ediniz. Ninja kaplumbağalar diye isimlendireceğimiz birçok Rönesans dönemi bilgini var.
Bu bilginleri kim himaye etti biliyor musunuz? Burjuvalar. Peki burjuvaların bilim adamlarını himaye etmesine ne denir? Mesenlik denir arkadaşlar. Himaye. Tamam mı? Dikkat et, burjuva adı verilen zenginlerin bilim adamlarını himaye etmesine mesenlik denir arkadaşlar. Peki hocam bu ninja kaplumbağalar kim? Bilmiyorsunuz mu ya? Donatello. Michelangelo. Rafael. Ve Leonardo. Leonardo'yu tanıyorsunuz işte daha. Leonardo da Vinci. Bunlar kim biliyor musunuz? Rönesans dönemi. Mimar, mühendis, edebiyatçı, efendim heykeltıraş gibi bilim adamları. İşte Avrupa'da Rönesans'ı başlatan adamlar da bunlar olarak kabul edilir. Arkadaşlar John Gutenberg'in, Alman Gutenberg'in matbaasının, dikkat et, modern matbaanın mucididir John Gutenberg. Onun matbaasının Rönesans'la ilgisi nedir? Çok kolay. Onun matbaasında basılan kitaplar kolaylıkla ne yaptı arkadaşlar? Dünyanın etrafında yayıldı. E peki etrafa yayılan bu kitaplar insanların bilimsel bilgilerini, efendim insanların kültürlerini geliştirdi mi? Evet. Peki size bir soru. Gutenberg'in matbaasında bastığı ilk kitap nedir biliyor musunuz? 12 emir. Yani İncil'in bir bölümü. Arkadaşlar Türkler Osmanlı Devleti zamanında modern matbaayı aldıklarında matbaada basmadıkları tek kitap, dikkat ediniz, Kur'an. Yani dini. Adamlar önce dini kitaplarını basıyor, sonra diğerlerini. Biz hepsini basıyoruz, dini kitap basmıyoruz. Neden? O dönemde Osmanlı'da taassup var. Peki, arkadaşlar, skolastik düşünce. Rönesans hareketi sonunda yıkıldı. Ve kilisenin arkadaşlar kendini yenilemesi düşüncesi ortaya çıktı. İşte Rönesans sonrasında kilisenin kendini yenilemesi gerektiği düşüncesiyle birlikte başlayan harekete reform diyoruz. Arkadaşlar Rönesans'ın en önemli kültür merkezlerinden biri Endülüs medeniyetidir. Arkadaşlar özellikle dikkat ediniz, özellikle Kurtuba medresesi, özellikle Endülüs alimleri dikkat ediniz Avrupa'daki o bilim adamlarının birçoğunun çocuklarına eğitim vermiştir. Peki Haçlı seferlerinin Rönesans'la ne alakası vardır? Arkadaşlar Doğu bilgileri Haçlı seferleriyle batıya taşındı. Taşınan bu eserler tercüme edildi, matbaada basıldı, yazıldı, bilmem ne oldu. Adamların ufku genişledi. Yani adamlar savaşıyoruz diye geldiler acı. Bilim, kitap, eser, domates, biber ne bulduysalar götürdüler. O da onlara ekonomik, kültürel, siyasi, askeri alanda yaradı. İşte Rönesans'ın oluşumu budur. Peki Rönesans'ın Avrupa'daki sonucu nedir arkadaşlar? Rönesans'la birlikte eğitim, sanat, estetik gelişti. Kilisenin etkisi azaldı, yani skolastik düşünce zayıfladı. Peki bunlar yaşanırken Avrupa'da 15 ve 16. yüzyıldan bahsediyoruz. Osmanlı Devleti gücünün zirvesinde. Avrupa'da coğrafi geçmiş, Rönesans'mış. Çok sallamıyor. Zararlarını sonra görecek. Peki reform nedir arkadaşlar? Reform 16. yüzyılda, yani 1517'de Alman rahip Martin Luther'in, dikkat ediniz, Martin Luther'in Katolik Kilisesi'ni protesto etmesiyle başlayan harekettir. Bakın olay şöyle gerçekleşiyor. Protesto hareketi arkadaşlar, Martin Luther'in kilisenin endülüjans satmasına, Engizisyon Mahkemesi kurmasına karşı çıkması hareketidir. Bu isyanlar süreci olarak da bilinir. Peki Martin Luther'in başlattığı bu protesto hareketi nasıl başladı? Wittenberg Kilisesi'ne Martin Luther bir mektup astı arkadaşlar. Şöyle bir mektubu koydu. Tamam, şurada bir tane kağıt var. Gitti kilisenin duvarına bu mektubu astı. Bu mektupta ne yazıyor? Sizi protesto ediyorum diye başlıyor. 95 maddeden oluşan önerilerini sıralıyor. İşte bu protestanlık mezhebinin kuruluşu kabul edilir. Peki 1555 Augsburg Antlaşması nedir? Almanya'da Alman prenslikleri yeni mezhebi resmen tanımıştır. Peki Avrupa'da reform hareketleri sonunda oluşan yeni mezhebin adı nedir arkadaşlar? Protestanlık. Protestanlık Almanya'da 1555'te tanındı, dikkat. Peki protestanlık Fransa'da ne zaman tanındı, dikkat. Fransa'da arkadaşlar 1538'de. Peki Fransa'da protestanların uzantısı konumundaki mezhep hangisidir? Kalvinizm arkadaşlar. Dikkat. O zaman protestanlık önce Almanya'da yayıldı. Kalvinizm Fransa'da yayıldı. Peki şöyle bir soru gelsin. Günümüzde protestanlığın en yaygın olduğu ülke hangisi?
Orası İngiltere arkadaşlar. Orası İngiltere, unutmayınız. Peki arkadaşlar, Avrupa'da akıl çağı diye adlandırılan dönem 17. yüzyıldır. Neden? Çünkü reform hareketleriyle birlikte arkadaşlar ortaya birçok mezhep çıktı. Diğer mezheplerden biri Kalvinizm, bir diğeri Anglikanizm, bir başka bir sürü mezhep var. Ama biz arkadaşlar protestanlık üzerinde duracağız. Peki bu mezheplerin ortaya çıktığı reform hareketleri sonucunda ne oldu? Katolik kilisesi dedi ki ben ne yaptım arkadaş? Kendimi yenilemeliyim. Nasıl yenileyeyim? Kilise bütün öğretilerini gözden geçiriyor. Peki bu sırada merkezi krallar kilisenin etkisinden tamamen kurtuldu mu? Evet. Kiliselerin malları yağmalanmaya başladı. Avrupa'da mezhep savaşları sonunda arkadaşlar yeni ekonomik durumlar ortaya çıktı. En önemlisi de laik eğitim süreci hızlandı arkadaşlar. Laik eğitim Avrupa'da reform hareketlerinin en önemli sonucudur. Bu da bilimsel düşünceyi beraberinde getirmiştir. Peki reformun arkadaşlar Rönesans'tan beslendiği en önemli düşünce sistemi nedir? Hümanizma. Arkadaşlar çoğunuz buna hemen insan sevgisi diyeceksiniz değil mi? Hüma insandır. Hümanizm ne demektir? İnsanı merkeze alan düşüncedir. Yani ilahi ya da manevi öğeleri göz ardı eder. Maddeci eğitim ve maddeci bilim anlayışıdır. Hümanizma budur. Peki hümanizma arkadaşlar laik eğitim sistemiyle birlikte neyi beraberine getirecek? İşte Avrupa'da Darwinizm gibi. Dikkat ediniz. Avrupa'da işte ateizm gibi akımlarda reform hareketleri sonunda ortaya çıkacak. Ya bu Avrupalıların bir orta noktası yok. Ya batınca dibe kadar karanlığa batıyorlar. Orta çağ, skolastik üçüncü. Ya çıkınca her şeyi bırakıyorlar. Uç noktada sapıtıyorlar. Akıl çağı 17. yüzyıldan itibaren yaşanan süreçtir arkadaşlar. Peki 30 yıl savaşları nedir? İşte 30 yıl savaşları reform hareketleriyle birlikte Avrupa'da. Dikkat! Almanya, Fransa arasında yaşanan savaşlardır. Arkadaşlar bu savaşlarda Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu dağıldı. Dikkat! Almanya, Jortingen. Peki Fransa bu savaşlardan güçlenerek çıktı arkadaşlar. Peki bu savaşlarda güç kaybeden bir diğer devlet hangisi? İspanya. Peki arkadaşlar bu devlet, bu savaşlar sonunda kurulan Avrupa'daki devlet, dikkat, İsveç ve Hollanda bu savaşlardan sonra siyasi birliklerini tamamlayacaklar. Peki 30 yıl savaşları arkadaşlar ne zaman yaşandı? 17. yüzyılda yaşandı. 17. yüzyıl 1600 yıllar. Arkadaşlar 1650'li yıllara kadar devam eden 30 yıl savaşlarını sona erdiren antlaşma Westfalia Antlaşması'dır. 30 yıl savaşlarını bitirdi. 30 yıl savaşları bitti. Peki arkadaşlar 30 yıl savaşları Osmanlı'nın işine geldi mi? Evet. Çünkü Avrupalılar birbirini yiyip mezhep savaşı yaparken Osmanlı Devleti kafasına göre takıldı. Peki soru şu. Mezhep savaşları sırasında Osmanlı Katolikleri mi destekledi, Protestanları mı destekledi? Tabii ki Protestanları destekledi. Çünkü Katolikler güçlü ve Osmanlı'nın düşmanı. Hocam bu mezhep savaşları içinde, yani reform hareketlerinin yaşandığı dönemdeki mezhep savaşları içinde Ortodokslar var mı? Kesinlikle yok. Neden? Ortodokslar Osmanlı'nın istimalet politikası altında. Ortodokslar Osmanlı'nın hoşgörülü yönetimi altında. Dolayısıyla herhangi bir baskıya maruz kalmadıkları için böyle bir reform hareketi içine girmiyorlar arkadaşlar. Peki yeni çağda Avrupa'da yaşanan arkadaşlar gelişmelerin Osmanlı'ya etkilerini konuştuk. Dikkat ediniz. Bunları dikkatlice tekrar ediniz. Peki fiskalizm nedir arkadaşlar? Fiskalizm Avrupa'da ortaya çıkan merkantilizm vardı ya, madene dayalı anlayış. Merkantilizmin etkisiyle Osmanlı'da uygulanan hazine gelirlerini artırma ya dayalı hazineye gelir artırmaya dayalı ekonomik anlayıştır ya da modeldir. Fiskalizm nedir? İşte budur. Peki arkadaşlar Osmanlı coğrafi keşiflerin etkisini azaltmak, ticaret yollarını yeniden canlandırmak için, dikkat, ne yaptı? Devletlere kapitülasyon verdi. Kapitülasyonlar Fransa ile başladı, sonra alayına açık hale geldi. Peki kapitülasyonlar Osmanlı ekonomisine ne yaptı arkadaşlar? Osmanlı ekonomisini çökertti. Tamam mı? Osmanlı
kapitülasyonları coğrafi keşiflerin etkilerini azaltmak için vermişti. Diyoruz ve arkadaşlar Avrupa tarihinin son bölümü yakın çağda Avrupa. Bu bölümde önemli bir olay sanayi devrimi. Sanayi devriminin sonucunda yaşanan 7 yıl savaşları, Amerikan bağımsızlık isyanı ya da bildirisini konuşacağız. Sonra bunun sonucunda ortaya çıkan Fransız ihtilalini konuşacağız. Arkadaşlar sanayi devrimi nedir? Basit olarak söylüyorum, kol gücünden makine gücüne geçiştir. Yahu aletlerin, cihazların icat edilmesi. Peki hocam sanayi devrimini hazırlayan dönem nedir? Sanayi devrimini hazırlayan dönem akıl çağıdır. Peki akıl çağı temelini nereden alır? Arkadaşlar Rönesans. Dikkat. Reform. Rönesans. Tamam mı? Peki. Bunlar ne yaptı? Bilgiyi biriktirdi. Bunun sonucunda ortaya ne çıktı arkadaşlar? Akıl çağı çıktı. Peki. Akıl çağında oluşan bilgi artık o kadar birikti ki teoriden pratiğe geçmesi lazım. Peki arkadaşlar akıl çağında Rönesans ve reformla birlikte oluşan bilgileri teoriden pratiğe geçiren ilk ülke hangisi? İngiltere. Arkadaşlar sanayi devrimi İngiltere'de başlamıştır. Peki Denis Papin arkadaşlar ne yapmıştır? İlk, dikkat ediniz, buhar makinesini yapmıştır. Peki James Watt arkadaşlar ilk, dikkat ediniz, ateşli makinayı yapmıştır. Peki buhar makinesinin mantığı nedir? Evlerinizdeki düdüklü tenceredir. James Watt'ın arkadaşlar dikkat ediniz, İskoç bilim adamı James Watt'ın direnç ya da motor temeli sayılan makinası da Avrupa'da makinalaşmayı temel alacak. Peki Avrupa'da sanayi devrimiyle birlikte arkadaşlar günde bir tane yapılan üretim günde 1 milyon taneye çıkacak ya da 1000 taneye çıkacak. Peki sanayi devrimiyle birlikte üretim arttı mı? Arttı. Peki üretim artınca ham maddeye duyulan ihtiyaç arttı mı? Dikkat ediniz, üretim, ham madde ihtiyacı, sonra enerji ihtiyacı. Sonra arkadaşlar dikkat ediniz, insan gücü ya da şöyle yazayım, hepsini silme. Şuraya yazayım bir saniye, işçi ihtiyacı. Tamam mı? Ortaya çıktı. Peki bunları sağlamak için Avrupalılar ne yaptı? Parasını verdi aldı. Asla. Ne yaptılar biliyor musunuz arkadaşlar? Sömürgeciliği yaydılar. Sömürgecilik sanayi devrimi sonunda yayıldı. Neden? Fabrikalarında üretim sağlayabilmek için gereken ham maddeyi, gereken enerji maddelerini, gereken işçi gücünü ne yaptılar? Köleleştirerek, sömürerek aldılar. O zaman arkadaşlar sanayi devrimi sonrasında başlayan savaşlara biz ne diyoruz? 7 yıl savaşlarının diğer adı sömürge savaşları. Tamam mı? İki devlet, biri İngiltere, biri Fransa. Bunlar sanayi devrimini ilk defa gerçekleştiren iki ülke ve sanayilerine ham madde arayan iki ülke arkadaşlar. Peki kapitalizm nedir? Para konuşur. Bitti. Sosyalizm nedir? Parayı boş verin, herkes eşit olsun. Peki sizce kapitalizmi kim ortaya atmıştır? Tabii ki patronlar. Sanayi devriminde ilk fabrikatörler. Peki sosyalizmi kim ortaya atmıştır? Muhtemelen sömürülen köylüler ya da işçiler. Peki sendika nedir arkadaşlar? Sanayi devrimiyle birlikte ilk defa ortaya işçi sınıfı diye bir toplumsal sınıf çıktı. Bu sınıfın haklarını savunmak için sendikacılık hareketleri oluştu. Peki arkadaşlar Osmanlı'ya etkisi nedir? Ahiliğin çöküşüdür. Çünkü ahiler günde bir tane üretmeye devam ederken sanayileşmiş devletler günde 1000 tane üretiyor. Peki kapitülasyonlar acıtmaya ne zaman başladı? Sanayi devrimi sonrasında. Çünkü üretilen ürünler önceden 3-5-3-5 geliyordu. Bizimkiler onlarla rekabet edebiliyordu. Şimdi 1000-1000 geliyor. 10.000-10.000 geliyor. Milyon-milyon geliyor. Ucuz üretiliyor. Adamlar maliyeti minimum tuttukları için bizim ahi teşkilatında el emeğiyle üretilen ürünler bunlarla mücadele edemiyor. Ve ahilik teşkilatımız çökmeye başlıyor. Arkadaşlar sanayi devrimi sonunda Avrupa'da İngiltere ile Fransa arasında 7 yıl savaşları başladı dedik. Bu savaşların en önemli iki sonucu. 1. Hindistan. Kime geçti? İngiltere'ye. O zaman İngiltere'nin bu savaştaki kazancı ne? Hindistan. Peki İngiltere'nin bu savaştaki kaybı ne arkadaşlar? Ağır savaş vergilerini İngiltere sömürgelerine yüklüyor. Amerika İngiltere'nin en büyük sömürgelerinden birisi. Peki Amerika'daki koloniler ne diyor? Yeter ulen, artık seni takmıyoruz. Peki ne oluyor arkadaşlar? 1700'lü yıllarda yani 18. yüzyıl ortalarında
Amerikan Bağımsızlık Savaşı başlıyor. Peki bu savaşta Amerika'yı kim destekliyor? Fransa destekliyor. Peki sonuç ne oldu arkadaşlar? ABD kuruldu. George Washington'ın arkadaşlar, dikkat ediniz, 1700'lü yılların sonlarına doğru yayımladığı Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu sayılır. Aynı zamanda ABD Bağımsızlık Bildirgesi arkadaşlar, dikkat ediniz, modern anayasaların da ilk örneğidir. Modern anayasaların da ilk örneğidir. Modern insan hakları evrensel beyannamelerinin de ilk örneğidir arkadaşlar. Peki, Amerika'nın kuruluşunda söyledikten sonra Fransa'nın Amerika'yı desteklediğini, çünkü İngiltere'den intikam almaya çalıştığını unutmayınız. Peki, arkadaşlar 7 yıl savaşlarını kaybeden devlet Fransa. Büyük gelir kaynaklarını kaybetti. Fransa'da muazzam bir fakirlik ortaya çıktı. Peki, Fransa'daki bu ekonomik kriz, bu ekonomik kaos, beraberinde edebiyat sanatçılarının, bilimsel araştırmacıların ve toplum bilimcilerinin arkadaşlar, dikkat ediniz, sosyolojik kışkırtmaları, sosyal kışkırtmaları sonucunda 1789'da Fransa'da fakirler, mahkumlar, köylüler, burjuvalar tarafından desteklenen ve başlatılan Fransız İhtilali ortaya çıktı. Arkadaşlar, Fransız İhtilali'ni kışkırtan önemli yazarlar. İhtilalden minimum 50 yıl önce yaşamış Fransız aydınları. Arkadaşlar, Jean-Jacques Rousseau ve Montesquieu. Dikkat ediniz. Arkadaşlar, Jean-Jacques Rousseau ve Montesquieu önemli siyaset ve toplum bilimcileri. Arkadaşlar, bunların toplum sözleşmesi ve dikkat ediniz, güçler ayrılığı diye, güçler ayrılığı diye eserleri var. Tutup bize bunların eserlerini sormaz. Biz Avrupa Edebiyatı, Fransa Edebiyatı okumuyoruz. Hatırladığım kadarıyla arkadaşlar, Jean-Jacques Rousseau toplum sözleşmesini, Montesquieu'da güçler ayrılığını yazdı. Tam tersi de olabilir. Çok önemli değil. Biz sadece bu adamları bilelim. Fransa İhtilali'ni hazırlayan aydınlar. Atatürk de bu adamların eserlerini orijinal dilinden okumuş. Peki, bu adamların yazdığı eserlerde vurguladıkları fikirler neler biliyor musunuz arkadaşlar? Bak şuraya yazayım alt alta. Bu fikirleri ben şöyle hem diye kodluyorum. Hem. Bak. Hem. Buraya da yazdım. Nedir bu hem? Hürriyet. Yani özgürlük. E. Eşitlik. M. Milliyetçilik arkadaşlar. Peki bu fikirler önce Fransa'yı sonra bütün dünyayı etkiledi mi? Evet. Özellikle eşitlik, adalet fikri dünyada demokrasiyi yaydı. Milliyetçilik fikri dünyada milliyetçi isyanları ve milli devletlerin kurulmasını sağladı arkadaşlar. Peki Fransa'da başların ayak, ayakların baş olduğu Fransız İhtilali sonrasında her şey bitti mi? Hayır. Arkadaşlar 1789'dan 1815'e kadar Avrupa'da ihtilal savaşları yaşandı. Bu ihtilal savaşları bütün Avrupa'yı yerle bir etti. İngiltere, Fransa, Avusturya, Almanya bu savaştan ciddi zararlar gördü. Almanya'nın o dönemdeki adı Prusya arkadaşlar. Peki dikkat ediniz, Avrupalı devletler 1815'te Viyana Kongresi denilen kongreyi topladılar. Dediler ki yahu biz bu ihtilal fikirlerine karşı önlem alalım. İhtilale karşı önlem. Peki bu kongrede, bu konferansta, Viyana Kongresi'nde gündeme gelen iki tane konu var. Bir, ihtilale karşı ne yapmalıyız? Ortaya atılan çok önemli bir görüş. Metternich planı. İki, biz bu Osmanlı'yı ne yapacağız? Ya da doğuda neler oluyor? Evet, arkadaşlar, 1815 Viyana Kongresi'nde Avrupalı devletlere ortak hareket etme fikrini öneren, Avrupa Federasyonu fikrini öneren kişi Avusturya Başbakanı Metternich'tir. Metternich planı arkadaşlar, ihtilalin yaydığı fikirlerin her halükarda engellenmesi gerektiğidir. Metternich planı Avrupa'da Viyana Kongresi'nde ortaya atılmıştır, kabul edilmiştir ama uygulama alanı bulamamıştır. Peki, Viyana Kongresi'nde Osmanlı Devleti Şark sorunu adıyla gündeme gelmiştir, Şark meselesi diye konuşulmuştur ve Rus Çarı 1. Nikolay Osmanlı Devleti'nden hasta adam diye bahsetmiştir. Dikkat! Osmanlı'ya ilk kez hasta adam dendiği olay nedir? 1815 Viyana Kongresi'dir. Peki, 1815 Viyana Kongresi ile arkadaşlar, 1815 Viyana Kongresi ile
Şuraya yazı vereyim. 1830 ihtilalleri arasında geçen döneme ne denir Avrupa'da? Restorasyon dönemi denir. Restorasyon dönemi denir. Arkadaşlar, Avrupa kendini restore etmeye çalışıyor. Peki 1830'a kadar süren restorasyon başarılı oldu mu? Hayır. Alın size Fransa'da tekrar başlayan 1830 savaşları. Alın size 1848'de tekrar başlayan Fransa'daki ihtilal savaşları. Arkadaşlar, 1830-48 ihtilalleri de Fransa'da yaşanmıştır. Peki bize bunu nasıl sorar adam? Bize bunu şöyle sorar. Nereye yazalım? Şurayı konuştuk, çok oldu konuşalı. Geçelim, şuraya yazalım. Arkadaşlar, 1830 ihtilalleri Osmanlı'da Tanzimat Fermanı'nı. Dikkat! 1848 ihtilalleri de Osmanlı'da arkadaşlar ıslahat fermanını etkilemiştir. Tamam mı? Arkadaşlar, Fransız ihtilalinin Osmanlı'yı en çok kötü etkileyen yönü milliyetçilik fikri. Peki Osmanlı'nın milliyetçiliğe karşı aldığı önlem ne? Osmanlıcılık. Peki Osmanlı Devleti arkadaşlar, dikkat ediniz. Fransız ihtilali sonunda yayılan eşitlik ve hürriyet fikirlerine karşı demokratikleşme ve hukuk adımlarını atıyor. Bunun da adı anayasacılık hareketleri diye tarihe geçen Tanzimat, ıslahat, kanuni esasi hamleleridir. 19. yüzyılda batılılaşma alanında yapılan her türlü idari, hukuki, siyasi düzenleme mutlaka Fransız ihtilaliyle bağlantılıdır. Sakın unutmayın arkadaşlar. Diyoruz ve Avrupa tarihini noktalıyoruz. Arkadaşlar, Fransız ihtilalinin etkileri günümüzde hala sürer. Dikkat! Fransız ihtilalinin etkileri hala sürer. Kanıt! Bak şimdi, Fransız ihtilalinin etkileri hala sürer dedim. Birinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı. Mesela sanayi devriminin etkileri hala sürer. Arkadaşlar, sanayi devrimi sonrasında sömürgecilik yayılmıştı değil mi? Sömürgecilik arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra neye dönüştü biliyor musunuz? Manda ve himayeye dönüştü. Arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra neye dönüştü biliyor musunuz? Neo-emperyalizm. Hocam, neo-emperyalizm nedir? Bakınız, ne olduğunu göstereyim. Neo-emperyalizm nedir biliyor musunuz? Acıktım gün boyu, alın size neo-emperyalizm. Acıktım ya, yazamıyorum. Alın size neo-emperyalizm. Tamam mı? Daha bir sürü yemek markası yazarım. Bir de içecek yazalım. Alın size neo-emperyalizm. Uluslararası global şirketler arkadaşlar. Dolayısıyla Avrupa'da yaşanan gelişmeler yakın çağın dünyasını hala etkilemeye devam etmektedir. Avrupa tarihini olabildiğince özetledik. KPSS genel kültür kısmında bize sorulacak kısımlarını vurguladık. Türkler üzerindeki etkilerine çok fazla konuşmadık. Çünkü Osmanlı tarihi ve İnkılap tarihi derslerimizde biz ne yapacağız arkadaşlar? Avrupa'da yaşanan bu gelişmelerin Osmanlı'ya etkilerini konuşacağız. Ama siz o dersleri anlayabilmek için mutlaka bu dersin videosunu izleyiniz.